Herkese selamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce kanalımıza destek olmak için lütfen abone olmayı unutmayın. 11'ini de ekrana getirelim. Galatasaray'ın parma karşısındaki 11'ini. Şöyle bir 11'e baktığımız zaman aslında Okan Hoca'nın bir lig maçında tercih edebileceği bir 11. Karşımızda Öyle. birbirini tanıyan bir ekip. Ee, kendisi de söyledi tabii ki biz %100 performansımızla oynamıyoruz hazırlık mücadelelerinde dedi Okan Hoca. Siz nasıl buldunuz Galatasaray'ı bu anlamda? Ya şöyle e, mesela bu maçta Galatasaray'ın verdiği pozisyonları Galatasaray geçen sene ligde vermişti. Hatırlayalım Adana Demirspor maçını, Kasımpaşa maçını. Böyle kaç tane maç sayarım yani Galatasaray'ın çok önde oynadığı arkada geniş boşluklar bıraktı. Ve o pozisyonların birçoğunda ya Muslera devreye girmişti ya da Galatasaray'ın iki stoperi bu birebirlerde çok etkili. Yani e, golle sonuçlanacak birçok atağın bireysel ya Muslera ve iki stoperin zamanlama ve e, bireysel başarıyla önledikleri çok maç var. Bu, bu sene bunlar verilir mi? Verilir. Ligde sorun olur mu? Olmaz. Yani Galatasaray açısından sorun olur mu? İşte ligde oynayabileceği en zorlu maçlar büyükler hariç, derbiler hariç. Parma gibi takım olmayacak muhtemelen. Litteki ki Galatasaray'dan bağımsız bunu bir konuşmamız lazım. Geçen yıl bir mesafe oluşmuştu makas diğer takımlarla. Korkarım bu sene o makas çok daha açılacak. Yani bu sene e, görebildiğim kadarıyla Anadolu takımlarında o istikrar da olabilecek mi, ondan da emin değilim. Mesela atıyorum yani iyi kötü geçen sene Antep'in bir kadrosu vardı. Adana Demirspor'un bir kadrosu vardı. Aynı kadroyu korumak şöyle dursun. Hani e, özür dilerim yani kaliteyi kadro kalitesini arttırmak şöyle dursun kadroları korumak bile mümkün değil gibi görünüyor onlar için, o takımlar için. Dolayısıyla o makas çok açılacak gibi duruyor. Böyle olunca da bunun şöyle de bir dezavantajı var. Bu sefer derbilerin şampiyonluktaki önemi çok daha artıyor. Kimsenin puan kaybetmediği bir noktada herkesin sürekli diğer takımlarla oynadığı maçları rahat kazandı. rahat olmasa bile bir şekilde kazandığı kazanabilecek kadro farkının oluştuğu bir ligde bu sefer derbilerin, o derbilerdeki hakem kararlarının, meselenin önemi çok daha artacak. Yani o bir golün önemi çok daha artacak. Bu sevimsiz bir şey. Bu makasın bu kadar açılması ligin kalitesi açısından iyi bir şey değil. Umarım yanılmam, e, iki sene önce böyle bir öngörüde bulunmuştuk, hatta belki üç sene önce. O ilk sene öyle olmamıştı ama geçen sene çok net bir şekilde o makas barı çok açıldı ya, çok çok açıldı. E, bu sene sanki daha da iki kat daha artacakmış gibi geliyor bana. Burada da Anadolu kulüplerinin teknik direktörlerine farklı bir Yok. Bence görev de düşüyor e yok, değil evet, mi? Daha yok. farklı oynatmak, daha farklı çözümler bulmak. E, sıkıcı oyun oynatmak zorundalar. Yani e, şey. Kili, e, kilidin açılmasını bekleyeceğimiz oyunlar. Otobüs mi? otobüs e, çekecekler. Başka da şansları yok. Bundan dolayı da kimsenin kınamaya hak yok. Ya bizde de şöyle bir şey var ya. Yani. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Aslan'dan Liverpool'un yıldızına kanca. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Geçtiğimiz sezonlara göre daha sakin bir yaz transfer dönemi geçiren Sarı Kırmızılılar, şu ana kadar 3 transferi açıkladı. Orta saha transferi için birçok isimle görüşmelerini sürdüren Sarı Kırmızılılarla ilgili gündemi sarsacak bir iddia ortaya atıldı. Yeni Şafağ'ın haberine göre Galatasaray, Liverpool forması giyen Ryan Gravenberch'i gündemine aldı. Sarı Kırmızılılar, Premier Lig ekibi Liverpool'da forma giyen Hollandalı orta sahayı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Yeni teknik direktör Arne Slot'un kadroda düşünmediği Gravenberch ayrılığa sıcak bakıyor. Başkan Dursun Özbek ve transferden sorumlu yönetici Cenk Ergün bu transferi bitirmek için İngiltere'ye gidecek. Ryan Gravenberch geçtiğimiz sezon Liverpool formasıyla çıktığı 38 maçta 4 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Galatasaray'da Wendel defteri kapandı. Orta saha transferi için Zenit forması giyen Wendel ile yakından ilgilenen Galatasaray'a beklediği haber gelmedi. İki hafta önce Zenit'in kapısını çalan Galatasaray, Sambacı'nın bonservisi için 30 milyon euro cevabını almıştı. Brezilyalı Yıldız'la anlaşma sağlayan Sarı Kırmızılılar, Rus kulübünü indirime zorladı. Galatasaray teklifini bonuslarla 20 milyon euro artı sonraki satıştan pay olarak revize etti. Zenit Başkanı Alexander Medvedev, Wendel için 30 milyon Euro'nun altına inmedi ve satılacak oyuncumuz yok notunu düştü. Tüm bu gelişmeler sonrası Galatasaray'da Wendel defteri kapandı. Brezilyalı orta saha yeni sezonda çıktığı 3 resmi maçta 1 gol ve 6 asistlik performans gösterdi. Kerem Aktürkoğlu'na Avrupa'dan 2 yeni talip Galatasaray'da yapılacak transferle birlikte birçok isimle de yollar ayrılacak. Sarı Kırmızılılarda takımdan ayrılacağı konuşulan isimlerin başındaysa Kerem Aktürkoğlu geliyor. Milli futbolcunun yönetimle görüşerek ayrılık isteğini dile getirdiği ve kariyerini yurt dışında sürdürmek istediği iddia edilmişti. Adı sık sık Real Sociedad ile anılan Kerem ile ilgili flash bir gelişme yaşandı. İspanyol basını 25 yaşındaki futbolcunun Real Sociedad'a transfer olma ihtimalinin giderek düştüğünü yazdı. Mundo Deportivo'da yer alan habere göre Lille ve Roma Kerem Aktürkoğlu için Galatasaray'a 10 milyon euro önerecek. Kerem Aktürkoğlu geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla 54 maça çıktı. Milli yıldız 15 gol ve 9 asistlik bir performans sergiledi. Kerem'in sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Cimboma, Hollandalı Dinamo. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da orta saha adayları listesine yeni bir isim eklendi. Sarı Kırmızılılar transfer listesine İngiltere Championship ekibi Sheffield United'da forma giyen Brezilyalı oyuncu Gustavo Hameri aldı. Cimbom, yıldız futbolcu için transfer görüşmelerine başladı. 27 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezon İngiliz ekibinde 38 resmi maçta görev aldı. Yıldız futbolcu bu maçlarda 5 gol, 7 asistlik performans sergiledi. Merkez orta saha hattında görev yapan Gustavo Hamer 10 numara ve ön libero'da da görev alabiliyor. Gustavo'nun piyasa değeri 15 milyon euro. Barış Alper Yılmaz'dan transfer kararı Geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde Saçaboye’yi 30 milyon euroya satan Galatasaray, milli Yıldızı Barış Alper Yılmaz’ın bon servisini Fransız Yıldız'a göre belirledi. Barış Alper’e Boye’den daha fazla değer biçen sarı kırmızılı yönetim 30 milyon euronun altında gelecek teklifleri değerlendirmeye almayacak. Bu karar, Barış Alper Yılmaz’a da iletildi. Galatasaray’ın satmak istemediği Yıldız futbolcunun hayalinde Premier League var. Ancak yıldız oyuncu transferi için aceleci değil. Sarı kırmızılı takımla Şampiyonlar Ligi'ni heyecanla bekleyen Barış Alper'in burada göstereceği performansla devre arasında Saça Boye'ye benzer bir teklif alacağını düşünüyor. Geçen sezon Galatasaray ve milli takımda toplam 70 maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu 9 gol attı ve 12 asist yaptı. Galatasaray'ı reddetmişti. İşte Van Bissaka'nın yeni adresi. Manchester United'da forma giyen ve adı Galatasaray ile de anılan Aaron Van Bissaka'nın yeni adresi belli oluyor. Sky Sports'ta yer alan habere göre bir diğer West Ham United, Yıldız sağ kadrosuna katmak için harekete geçti. West Ham'ın bu transfer için 18 milyon euro civarında bir bonservis ödemeye hazır olduğu belirtilen haberde Manchester United ile pazarlıkların yapılacağı ve transferin kısa süre içerisinde tamamlanabileceği aktarıldı.